Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün zincirlerle yapılan çok güzel farklı bir <laughs> motif göstereceğim sizlere. Bu videomu bu, bu motifimizi bakın bu iple yapıyorum. Normal bizim yaptığımız polyester iplerle bu 50 numara polyester iplerle hani yazma kenarı falan yaptığım daha öncelerde yaptığım iplerle bu motif çok çok daha güzel durur bence bu birazcık kalın olduğu için kabarının karşısında daha rahat örümü o yüzden bu iple gösteriyorum size 20 numarada tığ kullanıyorum yapımında şöyle hemen Bismillah diyelim şuradan başlayalım yapımına öncelikle şöyle bir tığ sabitledim. Sabitledikten sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincirimi yaptım. 8 zincir yaptıktan sonra hemen şu baş kısmındaki zincirden tığım batıyorum. şöyle batıyorum ve içinden çıkarıyorum bir tane zincir çekiyorum bir zincir çekip başına bir kez sarıyorum hemen yapmış olduğum yuvanın içerisine bir tane sık iğne yaptım tekrar başına sarıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ortaya 16 tane sık iğne yaptım. 16 sık iğne yaptıktan sonra şu ilk çektiğimiz zincir vardı burada. Bu zincirin içerisinden batıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum başına bir iki kez sarıyorum hemen sıradaki zincirimin içerisine batıp 2 2 2 çıkarıyorum arasına 1 2 3 zincir çekiyorum başını iki kez sarıyorum hemen yanına batarak 2 2 2 çıkarıyorum bunu bu şekilde buraya gelene kadar Aynı şekilde devam ettiriyorum. Gösterdiğim gibi devam ettirdim. Toplamda burada bakın 15 tane var. Tekrar şöyle 3 zincirimizi çekerek kenar kısmından batıyorum. Burada toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane bu şekilde kafes oluşturmanız gerekiyor. Buradan hemen başına sarıyorum. Buraya bakın. Bir. Burayı çok sıkı yapmayın ki büzmesin. İki. Gevşek yapıyorum. Bakın ben. Şöyle. Üç. Başına sarıyorum. Sıradakine batıyorum. Bir. iki Üç. Hepsinin içerisini üçer tane sık iğneyle dolduruyorum ve dönüyorum bakın de içerisine üçer tane şöyle gevşek bir şekilde yaptım şu ortasını üzülmesin diye sık iğne ile doldurdum doldurduktan sonra hemen Şuradaki çektiğiniz bir zincir vardı içerisinden batıp bu şekilde kapatıyorum buradan hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincirimi bu şekilde çektim. Sıradaki hemen iğnenin dibinden tığımı batarak kapatıyorum. 30 tane zincir çekiyorum. Hepsine 30'ar tane zincir çekerek teker 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 batıp buraya gelince sizlere dönüyorum. Evet hepsine teker teker 30'lar tane zincir çekerek sırayla battım. Toplamda bunun etrafında tam 48 tane zincir olmalı bu şekilde. 48 adet toplamında 48 tane zincir olmalı. Şuradan hemen son battığım yer burası. Şu kenarından tekrar zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 oyuna göre çekeceğim. 12 13. 13 tane zincirimi çekiyorum. Başına bir kez sarıyorum bakın. Zincirlerimin arka kısmından şöyle zincirimin arka kısmından 1 2 3 ve 4. 4 tanesini bu şekilde aldım aldıktan sonra şöyle hemen şu üst kısımdan tutup bunu buraya kapatıyorum. Kapattıktan sonra başına bir kez sarıyorum. Hemen 2 3 4 5 buralarda çok sıkı yapmayın gevşek yapın ki şöyle düzeltmesi kolay olsun 6 7 8 bakın buraya 8 tane sık iğne yaptım buradan 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum başına tekrar bir defa sarıyorum arka kısmından zincirlerimin 1 2 3 4 tanesini alıp şöyle elimle yan çevirerek tutacağım direkt e, tığ içinden çıkarınca batacağımız yer gözükmüyor yan çevirerek tuttum bir tane buraya sık iğne yaptım 2 3 4 5, 6, 7, 8. Tekrar 8 tane sık iğne yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Şöyle kenarlarından çekerek burayı da düzeltebilirsiniz. Ortalara 6 tane zincir çekip uçlara 8 tane sık iğne yaparak hepsini bitirip dönüyorum. Evet, hepsini teker teker gösterdiğim gibi 8'er tane 6 zincir 8 dolguyla tamamladıktan sonra buradan hemen şu uç kısmından tığımı batıyorum ve kapatıyorum. Buraya 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Başına sarıp hemen sıradaki sık iğnenin içerisinden girerek bir kere de çıkarıyorum bir kere de çıkardıktan sonra buraya 1 2 3 4 zincirimi çekip arkasından tekrar batıyorum. Başına sarıyorum. Batıyorum. Bir kere de çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekip arkasından tekrar batıyorum. 2 oldu. Şöyle 3 4 5 6. 6 tane bu şekilde yaptıktan sonra tekrar sıradakine hemen bir tane boş olarak bu şekilde batıyorum ve bu zincirin ortasından tığımı batıyorum. Tekrar başına sarıyorum hemen uç kısmından bir tane boş batıyorum. Başına sarıyorum sıradakine batıyorum bir kere de çıkar şunu iki kere de mi çıkardım yanlışlık oldu. 1 2 3 4 zincir çekip arkasından batıyorum. Bakın hepsinin üzerine bir iki üç dört beş altı tane yaparak ilerleterek hepsini bitirip dönüyorum sizlere. Gösterdiğim gibi tamamını bu şekilde tamamladım. Altışar tane pimpirik koyarak tepelerine. Şimdi buradan tekrar buraya bir tane boşu yaptım ortaya batıyorum. Şuradaki çekmiş olduğum zincir vardı. Şöyle içinden çıkarıp iki tane zincirimi çekip buradan bitiriyorum. Motifimiz bu şekilde. Burada toplamda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane olarak olacak kenarlarında. Bu modelimizin ütüsüz hali tabii şöyle güzelce bir ütülendiğinde kalıp gibi duracak. Dediğim gibi kenarlarında 12 tane olacak. Çok farklı ve şık bir model oldu bence. Değişik bir model oldu. Modelimizin arka kısmı şöyle, ön kısmı birçok farklı yerlerde değerlendirebileceğiniz çok güzel bir tığ işi motif oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.